Kente Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Biz bu hafta programımıza Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek gerçekleştireceğiz. Efendim öncelikle bizi misafir ettiğiniz bugün çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yaklaşık 2 yılın üzerinde Adana'da bulunmaktasınız, görev yapmaktasınız. Geldiğiniz günden bugüne kadar Adanalı dendiğinde ve Adana dendiğinde nasıl tarif edersiniz? Ben öncelikle böyle bir görüşünüzü almak istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Melat Hanım. Ben öncelikle tabii TV izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Adanalı hemşehrilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Tabii Adana deyince aklımıza Çukurova geliyor tabii. Yani dünyanın işte efendim 3. büyük ovası, Türkiye'nin en büyük ovası, çok verimli arazilerinin olduğu, bereketli bir bölge olarak tabii bereketli ve verimli bir il olarak tabii aklımıza geliyor. Ama bunun da ötesinde özellikle bu ülkenin de kahrını çeken bir il olarak geliyor bana. Zaman zaman geçmişte de tabii Adana'ya çok gelmişimdir. Çok ciddi anlamda bir göç aldı biliyorsunuz. Evet. Güneydoğu Anadolu bölgesine ve Doğu Anadolu bölgesine çok ciddi anlamda göç aldı. Tabii bu göçü absorbe etmek, burayı eritmek, bunları işte sosyal hayata alıştırmak, onların ekonomik problemlerine eğilmek kolay bir şey değil. Ve bunu en iyi başarmış illerin başında şüphesiz ki Adana gelmekte. Ve bunun da ötesinde Adana tabii hakikaten çok fazla şehit veren, hakikaten memleketini, milletini seven, bayrağını seven, vatanını seven, toprağını seven, ve bu toprak için, bu bayrak için de bu uğurda şehit olmayı göze alan, gözünü kırpmadan da şehit olan yiğit insanlar, mert insanlar, cömert insanlar aklıma geliyor. Tabii tarımıyla konuşacağız inşallah kısmet olursa tabii sanayisini evet. Konuşacağız. Gelişmiş, büyümüş, çok büyük bir Türkiye'nin 6. büyük ilahiyatlerinden bir tanesi aklıma geldi tabii. Evet, kesinlikle. Şimdi her ne kadar Adana dışından bakıldığında, Adana dendiği zaman işsizlikte birinci sıralarda görünsek de, yoksullukta birinci sıralarda görünsek de son zamanlarda ciddi yatırımlar yapıldı. İşte şehir hastanemiz gibi, adliyemiz gibi yeni yapılan hastanelerimiz olacak inşallah biliyorsunuz. Yüreğir'de olsun, Şeyhan'da olsun devlet hastanelerimiz yapılacak. Ciddi anlamda yatırımlar da bir yandan yapılıyor. Ama vatandaş daha çok bunları görmezden gelip daha çok işsizliğe dikkat çekiyor. Fakat dışarıdan da böyle lanse ediliyor. Belki burada biz basın olarak basından arkadaşlara da çok görev düşüyor. Bu yatırımlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yeni yatırımlar daha da gelecek çünkü tabii. Tarımla ilgili yatırım da az sonra değineceğiz. Evet, yani tabii ki devletimizin çok ciddi anlamda hem altyapı açısından hem eğitim açısından, sağlık açısından çok ciddi yatırımları var. Bugün Adana'da hakikaten özel sektörün çok ciddi yatırımları var. Mevcut olan 2 tane organize sanayimiz var. İşte 3.'sünü kurduk. Bunun yanında işte 4 tane de organize sanayi bölgesi kuracağız. İşte enerji iktisat sosyalitesi gerçekten çok büyük bir yatırım, büyük bir potansiyel olabileceğini düşünüyorum. İşsizlik problemini çözeceğini düşünüyorum. Ve katma değeri çok yüksek olan ürünlerin üretileceğini biliyoruz. Yani kimya sanayiye geçilecek, orada tabii enerjiye daha fazla ağırlık verecek. Yani Adana hakikaten bulunmuş olduğu konum itibariyle çok enteresan bir yer. Bugün BOTAŞ gibi bir yerin, işte BİL gibi hemen hemen Türkiye'deki çok ciddi anlamda ham petrolün efendim depolandığı ve geçiş güzergahının olduğu bir vilayet. Onun için tabii Adana'da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Özellikle işte şehir hastanesi 1550 yataklı bir şehir hastanesi faaliyete geçirildi ve diğer hastanelerimiz biliyorsunuz bir bakım onarım yapıldıktan sonra tekrar evet. Diğerleri de hem Seyhan olsun, Çukurova olsun, efendim Yüreğir işte olsun faaliyete geçti. Çok şükür o da çok ciddi anlamda vatandaşa sağlık açısından bir hizmet edildiğini düşünüyorum. Ve Adana artık sağlık açısından bir sağlık üssü olmaya başladı. Yani bunu da görmemek mümkün değil. Hı hı. Bugün şehir hastanesine bakıyorsunuz, gidip bakıyorsunuz. Hakikaten 5 yıldızlı otel ayarında hizmet veren bir sektör haline gelmiş bir çok ciddi anlamda hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi anlamda bölgeden özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok ciddi anlamda hastaların geldiği ve burada şifa bulduğu, tedavi edildiği bir hastane olarak tabii faaliyetlerini icra ediyor. Eğitimde çok ciddi anlamda yatırımlarımız var. Özellikle Seyhan bölgesinde, Yüreğir bölgesinde ve Sarıçam bölgesinde ve Kozan'da ve diğer ilçelerimizde çok ciddi anlamda okullar yapıyoruz, yurtlar yapıyoruz. Spor tesisleri yapıyoruz. İşte bugün malumunuz başlı başına konuşabileceğimiz bir konu.
stadımız inşallah kısmet olursa yakın bir zamanda faaliyete geçecek. Artık son günlerini inşallah, son aylarında inşallah faaliyetlerini icra ediyor. İnşallah eğer stadyumu da bitirirsek Adana için çok ciddi anlamda bir yatırım olacak. Diğer taraftan altyapı hizmetleri açısından biliyorsunuz ulaşım çok önemli. Hı hı. Çevre yolumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Kamulaştırma işlemlerini inşallah bu sene bitireceğimizi düşünüyorum. Gelecek yıl artık yavaş yavaş altyapı hizmetlerine gireceğiz. Köprüleri bitirdik mesela, menfezlerini bitirdik çevre yollarının. Bir taraftan işte efendim Adana Karataş duble yolu devam ediyor. Yumurtalık Ceyhan duble yolu devam ediyor. Ceyhan Kadirli duble yolu devam ediyor. Kozan yolu devam ediyor. Mansurlu yolu devam ediyor. Yine Tufanbeyli, Feke, Sahinbeyli yolları devam ediyor. Aladağ'daki yapılan duble yol devam ediyor. Yani Adana'da hakikaten çok ciddi anlamda yatırımların yapıldığı, hizmetlerin yapıldığı bir il diyebiliriz. Her tarafta aslında devlet Adana'da var. Yani tabii ki şüphesiz yerel yöneticiler de devam ediyor ama merkezi yönetiminde çok ciddi anlamda yatırımları var. Yanında. Adana'da nüfus olarak kalabalık bir şehir olduğu için evet yatırıma çok ihtiyacı evet, var. Doğru. Sizin de az önce söylediğiniz gibi trafikle ilgili çalışmalar yapıldı. Son zamanlarda trafikte bir rahatlama zaten vatandaşlar bunu evet, çok rahat görebiliyor. Doğru. Peki stadyum dediniz Sayın Demirtaş. Stadyum demişken Murat Sancak da biliyorsunuz sizin çok katkınız oldu gelmesinde. Doğru. Adana Demirspor dendiği zaman bütün Adanalıların kanı kaynıyor. Orada vaatler verdiniz. İşte maddi manevi yanınızda olacağız dediniz. Bugüne kadar ne kadar yol kat edildi ve stadyum ne zaman hizmete girecek, ne zaman açılacak? Mesela ilk açıldığında neye ev sahipliği yapacak stadyumuz? Yani stadyumuz tabii bittiğinde neye ev sahipliği olacak ama o programa tabii bakmak lazım. Bir de tabii şu an bizim mevcut olan stat bittikten sonra bir ek yatırımın daha yapılması lazım. Yani ek bir ihalenin yapılması daha lazım. Bunun yaklaşık maliyetini hepsini çıkardık. Özellikle çimlendirmesi ve özellikle bir de sandalyelerin konması ile ilgili bir, yani insanlarımızın oturabilecekleri sandalyelere ihtiyaç var. Onunla ilgili bir yaklaşık maliyet çıkarıldı. İnşallah kısmet olursa yakında Gençlik ve Spor Bakanlığımız onun ihalesini yapacak. Hı hı. Bitirildiğinde şüphesiz yani Adana Demirsporumuz olsun, Adana Sporumuz olsun çok rahat bir şekilde bundan sonra yapabilecekleri şeyler maçlar tamamen burada yapacağız. Hı hı. Yani yakın bir zamanda biteceğini tahmin ediyorum. İnşallah ikinci yarıya, yani turnuvanın ikinci yarına bitiririz diye düşünüyorum. Adana için tabii çok büyük bir yatırım. Kesinlikle. Yani 33 bin kişinin çok rahat bir şekilde kalabileceği, seyircilerin şey yapılabileceği bir alan olacak. Bu büyük bir yatırım. Adana'mız için, ülkemiz için çok büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Murat Bey de sağ olsun gerçekten bizleri kırmadı. Özellikle Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi ve sivil toplum örgütlerimizle yapılan görüşmede hatırlıyorsanız bir yemek de yapmıştık burada. Yani taahhüt eden arkadaşlarımız oldu, bu taahhütlerini yerine getiren belediye başkanlarımız oldu. Şimdi inşallah kısmet olursa yakın bir zamanda diğerleri de yerine getireceklerini düşünüyorum. Sağ olsun ama burada tabii Murat Bey'in çok büyük bir katkısı var. Yani bugün bu takımın bu noktaya gelmesinde yani Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ciddi bir katkısı var. Diğer taraftan Adana Spor'da da çok şükür yani bir sıkıntı yok. Bayram Bey çok rahat bir şekilde onu da götürüyor. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz ama tabii biz de her iki takıma yapmamız gereken ne varsa asgari olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi düşünüyorum. Zaten Adana için de çok güzel bir ivme oldu stadyumumuz. Peki son zamanlarda gündemde olan konulardan biri de tekstilin ve ayakkabı çarşısının bir araya gelmesi, taşınması. Bununla ilgili son aşama nedir? Şöyle yani biz aslında bu sektörleri... Çünkü kent için çok önemli. Her iki kesinlikle, sektörde çok önemli. Tabii yani aslında şöyle söyleyeyim. Yani bizim her iki sektörü de şehrin dışına taşımamızın tek sebebi bir kere Türkiye, yani Adana'yı bizim şehir merkezini üretim alanından çıkarmak istiyoruz. Yani bu üretim alanlarını dışarıya, şehrin dışına taşımak istiyoruz. Bu ayakkabıcılar sitesi olabilir, bu efendim işte tekstilciler sitesi olabilir. Şu an biz hemen hemen her hafta toplantı yapıyoruz bu iki siteyle de ilgili. Ayakkabıcılardan başlayalım. Ayakkabıcılarla ilgili yapmış olduğumuz bizim bir sözleşmemiz var. Yani TOKİ ile bir protokol imzaladık. O protokola göre yani bundan sonra inşallah kısmet olursa TOKİ 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kredi temin edecek ve bu binaları yapacak.
Ve bunları bizim ayakkabıcı sitesindeki o üyelere teslim edeceğiz. Kaç konut? Yani şu an tabii yani 170'e yakın ayakkabıcının müracaatı var. Bu tabii yani projelendirme aşamasındayız şu an biz. Yaklaşık maliyetlerini çıkarıyoruz, işte projelerini çıkarıyoruz. O yapılacak olan işletmelerin, o firmaların binalarının işte efendim projelenmesi yapılıyor. Bu bitmek üzere. İnşallah kısmet olsa tabii yakın bir zamanda TOKİ ile görüşeceğiz. Bunun yani ihalesine çıkacağız. Temelini atmayı düşünüyoruz. Yine burada tabii altyapı hizmetlerini inşallah kısmet olsa Büyükşehir Belediye'miz taahhüt etti. Onlar yerine getirecekler. Hemen yanı başında tekstilcilerin tekstilciler sitesi yapmayı düşünüyoruz. Ayakkabılar sitesi 270 dönüm civarında bir yer. Tekstilciler sitesinin bulunmuş olduğu yer 600 dönüm civarında bir yer. Fakat bizim şu an İmar planları 1/5000'lik ve binlikler bitti. Büyükşehir tarafından onaylandı. Uygulama imar planlarında başladık. Yeni alanlar da yani hazineden yeni alanlar da katmak istiyoruz. Yani bu alanları biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Özellikle tekstilde daha fazla ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu tekstilciler sitesini biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Çünkü çok, çok ciddi anlamda bir talep var. Buranın yaklaşık maliyetlerini çıkardık, birim fiyatlarını çıkardık. Kısmet olursa bugün yarın artık bunların satışını yapacağız. Yani hazine olarak yerlerin satışını yapmayı düşünüyoruz. Tekstilcilerdeki üyelere satışını yapmayı düşünüyoruz. Tekstilcilerin yapımla ilgili kendilerini yapmayı düşündüklerini görüyorum. Yani inşallah projelendireceğiz ve kendileri yapacaklar. Burada amacımız bu üretim yerlerinin çok dar ve hakikaten çok iptidai şartlarda yapılmış olan merdiven altında üretim yapıldığı için bizim bu işletmeler aslında fazla büyüyemiyorlar. Bizim amacımız bu işletmeleri şehrin dışına taşıyarak onların dünyaya bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Onların ülkeye bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Daha fazla üretim yapsın diyoruz. Daha fazla istihdam alanları açsınlar. Daha fazla ihracat yapalım. Bu ülkenin dış ticaret açığının kapanmasında, bu açığın azalmasında bizim ayakkabıcılarımızın da bizim tekstilcilerin de katkılarının giderek artmasını istiyoruz. Yani Adana artık ihracatı konuşsun diyoruz. Dış ticareti konuşsun diyoruz. Evet. Bu tabii kendisiyle birlikte Melat Hanım şunu da getirecek. Bu trafik problemini çözeceğiz. Şimdi Allah korusun özellikle ayakkabıcıların bulunmuş olduğu yerler olsun, tekstilcilerin bulunmuş olduğu yerler çok dar olması nedeniyle o sokaklarda Allah korusun bir yangın çıksa oraya bir kere itfaiyenin girmesi bile dahi mümkün değil. Onun için bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmamak için bizim önceden tedbir almamız lazım. Zaten onların da en çok şikayetlerinden biri de buydu. Tabii şüphesiz. Bir de artık oraları o firmaları, o işletmeleri oradan taşıyıp Adana'yı yeniden gözden geçirmek lazım. Adana'yı yeniden restore etmek lazım. Orada efendim yeniden bir takım rehabilitasyon projeleri hazırlamak lazım. İnanıyorum oraları eğer güzelleştirirsek Adana hakikaten turizm açısından da çok ciddi anlamda eski Adana dediğimiz kısmında canlanacağını tahmin ediyorum. Bunların gerçekleştirmek kolay zor da bir şey değildir diye düşünüyorum. İnşallah bu iki projemizi de yakın bir gelecekte gerçekleştireceğiz yani. İnşallah biz de sizin aracılığınızla bu müjdeyi ayakkabıcılarımıza vermiş olduk. İnşallah. Şimdi Adana dendiği zaman Sayın Demirtaş, Türkiye zaten bir tarım ülkesi ama Türkiye'nin tarım illerinden en başta hangileri geliyor dendiğinde akla ilk gelenlerden tabii biridir Adana ilimiz. Hı hı. Ve Türkiye ekonomisinin de belli oranda destekleyen bir ildir. Hı hı. Fakat ne kadar üretim yapıyoruz, ne kadar değerlendiriyoruz, hı hı, asıl önemli olan kısmı bu. Hı hı. Tam da bu noktada sizin çok güzel projeleriniz var. Hı hı. 4 tane bildiğim kadarıyla. Tarım organize sanayi bölgeleri kuruluyor. İşte tarla balıkçılığı gibi, hı hı, çok güzel çalışmalar, projeler var. Bununla ilgili de bilgiler alabilir miyiz? Burada neler yapılacak? Bu projelerde neler yer alıyor? Ve kaç insana istihdam sağlanacak? Çünkü binlerce insana istihdam sağlanacağını duyduk biz. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2003 yılında mesela Adana'nın tarıma katkısı 2 milyar Türk lirası civarında bir şey. 2017 yılında 7.7 milyar TL'ye çıkmış. Yani hakikaten %400'lük bir artış meydana gelmiş. Yani katma değerinde ciddi bir artış meydana gelmiş. Ama bu Adana için yeterli mi? Bu Adana için yeterli değil. Adana'nın en büyük problemi Adana katma değeri yüksek olan ürünleri üretmesi lazım. Yani bizim daha fazla cebimize para girmesi lazım. Bizim bunun kasamıza, başında neler geliyor işte peki? Bunların başında biz bir tarla balıkçılığı düşünüyoruz.
Buranın bizim hemen Yumurtalık'la Karataş arasında bir yerde. 25 bin dekarlık bir alan burası. Biz ilk etapta burada Melahat Hanım 6500 dekar üzerinde çalışma yapmaya başladık. Burada şu an hem işin jeolojik boyutuna baktık hem de sondaj yaptık. Şu an suyu hem 50 metrede suyu çıkarmaya başladık hem de 250 metreye kadar da indik. Şu an araştırmalarımız devam ediyor. Hı hı. Bu bölgede hemen hemen haftanın birkaç günü mutlaka bu konuları arkadaşlarla bir araya gelip hangi aşamaya geldiğimizi ve takvimlendirmişiz işlerimizi. Yani işte bunun kamulaştırması bu zaman bitecek, bunun efendim işte jeolojik etüdü bu zaman bitecek, bunun efendim sondajı bu tarihte bitecek. Hepsini tarihlendirmişiz, yani tarih koymuşuz ve bunu takip ediyoruz. Aksama varsa aksamaların neden kaynaklandığını, onun sebeplerini ortaya koyuyoruz ve onları gidermeye çalışıyoruz. Şimdi burada hakikaten o bölgede tarla balıkçılığında 6500 dönüm üzerinde, yani dekar üzerinde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Her parseli 25 dekar üzerinde düşünüyoruz. Burada amacımız katma değeri yüksek, yani pahalı olan, dünya ticaretinde, dünyada piyasada yani bulabileceğimiz, müşterisini bulabileceğimiz balıklar üretmeyi düşünüyoruz. Mesela karides gibi çeşitli balıklar üreteceğiz ki dünya piyasasında çok daha fazla para edecek olan balıkları yetiştireceğiz. Ve buradaki yetiştirdiğimiz balıkların tamamını ihracata yönlendireceğiz. Yani ihraç edeceğiz bunları. Bunun ekonomiye katkısının yaklaşık bir 50 bin ton civarında yılda balık üretmeyi düşünüyoruz burada. Bunun ekonomiye katkısının 2 milyar TL olduğunu düşünüyoruz hesaplamalarımıza göre. Bir de hemen Yumurtalık açıklarında denizde kafes balıkçılığı düşünüyoruz. 50 bin ton büyüklüğünde bir kafes balıkçılığı düşünüyoruz. İnşallah bugün yazıyı yazdık. Hem tarla balıkçılığı için hem de kafes balıkçılığı için yakında inşallah bizim su ürünleri genel müdürlüğündeki teknik ekipler gelecekler. Hem oradaki sondaj, hem jeolojik etüt, hem de yer seçimini yapacağız. Özellikle kafes balıkçılığının yer seçimini yapacağız. Çünkü orada suyun akışkanlığı çok önemli. Yaklaşık bir uzun bir mesafe, yani biraz daha uzak bir mesafede kafes balıkçılığı düşünüyoruz. Çünkü sahile zarar vermemesi açısından da bizim açımızdan çok önemli diye düşünüyoruz. 50 bin ton civarında da bir kafes balıkçılığı düşünüyoruz. Burada da elde etmeyi düşündüğümüz gelir 2 milyar civarında. Hı hı. Yani toplam sırf balıktan elde etmeyi düşündüğümüz gelir yılda 4 milyar civarında bir şey. Bu hakikaten çok ciddi bir rakam. Yani bugün bizim tarımın Türkiye tarımına katkısı 7.7 milyar. Çok ciddi bir rakam. Sırf balıktan elde edeceğimiz gelir 4 milyar civarında. Artı hemen yanı başında Bebeli Köyü'nde malumunuz Tarım İhtisas Sosyetesi yapıyoruz. Evet. Biraz önce de arkadaşlarımızla toplantıyı bitirdik. Ondan sonra buraya geldik biz. Şu an orada artık imar çalışmalarına başladık. Yer seçimi bitti. Bir taraftan da kamulaştırma işlemlerini başlayacağız. Orası meraydı. Meralık'tan çıkardık. Burası yaklaşık bir 10 bin dönüm civarında bir yer. Buranın büyüklüğü. Biz burada yaklaşık 3 bin dekar üzerinde bir tarım ihtisas sosyetesi yapmayı düşünüyoruz. Burada şu an Meralık'tan çıkardık. Hazine arazisi oldu. Bu hazine arazinin efendim bu tarım ihtisas sosyetesine satışını gerçekleştireceğiz. Raiç bedeli üzerine satışını gerçekleştireceğiz. Ondan sonra inşallah kısmet olursa bir taraftan şeyin ihalesini yaptık. İmar plan çalışmasını yapıyoruz. Bir taraftan işte efendim orada özellikle drenajların yapılması lazım. Arazinin tesfiye edilmesi lazım. Bir de orada tabii tarla üzerinde, toprak üzerinde seracılık düşünmüyoruz. Yani biz normalde yüksek bir tarım düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar katma değeri yüksek olan ürünler üretmeyi düşünüyoruz ki örnek bir proje olduğunu düşünüyorum bu projenin. Eğer bu projemizde biz ki başarılı olacağımıza %100 inanıyorum. Bu proje başarılı olursa bizim vatandaşlarımız diğer taraflarda da seracılık yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim artık çok katma değeri yüksek olan ürünler üretmemiz lazım. Ben geldikten sonra yani özellikle üzerine çok durdurmuş olduğumuz biliyorsunuz muz seracılığına başladık. Evet. Şu an Adana'da yaklaşık 400 dekar üzerinde muz seracılığı yapıyoruz. Bu dekarına hakikaten ciddi anlamda bir verim elde ediyoruz. Ve bunun eğer bir buğdayla veyahut da bir mısırla karşılaştırmasını yaptığımız zaman, mükayesesini yaptığımız zaman ve katma değeri ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Mesela buğdayda burada bir dekardan bir dekar muzdan elde ettiğimiz gelir yaklaşık buğdayda 100 dekara eşit.
Bu çok ciddi bir rakam. Onun için bizim vatandaşlarımızın gelip mutlaka bu katma değeri yüksek olan ürünleri üretmesi gerekir yani. Evet, bunlar da önemli bilgilerdi. Evet. Peki, şimdi evet Adana'nın biraz da sosyal boyutuna isterseniz, kent yaşamına dönelim isterseniz tabii. Biraz da. Biliyorsunuz insanlar geldikleri yerden kültürleriyle birlikte gelirler. İşte Güneydoğu'dan gelen vatandaşlar kendi kültürlerini sergiliyorlar. İşte Suriye'den gelen vatandaşlarımız kendi kültürleriyle geldiler. Dolayısıyla biraz iç içe geçmek zor oluyor onlar açısından da bizler açısından da. Şu an Adana'da toplam kaç Suriyeli vatandaşımız ikamet etmekte? Ve onlar kente entegre oldular mı? Kent üretimine ne kadar faydalılar? Çünkü zaman zaman Adanalı Suriyelilerin arasında bir çatışma oluyor. Şöyle ki Adanalı biraz sitemkar davranıyor bu konuda. Neler söylemek istersiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii yani eğer bizim kendi istatistiklerimize bakarsak, yani bu bizim mevcut kendi kamu kurumlarımızdaki güvenlikle ilgili yapmış olduğumuz araştırmada diyelim ki 100 tane suç işlenmişse Adana'da, bunun 0.5'i yani yarım mı kadar Suriyelilerin işlemiş olduğu suçlar. Yani bir bile dahi değil, %1 bile dahi değil. Ki bunların bir kısmı biliyorsunuz kendi aralarında ihtilaflar oluyor. Kendi aralarında zaman zaman işte kavgaların olduğunu görüyorsunuz. Yani ben Adana'nın da böyle ciddi bir problem olarak görmüyorum. Bazen böyle tabii bazı insanlar işte ışıklarda yapmış oldukları o kötü görüntüden dolayı yani dilencilik yaptıkları zaman biraz Adana'nın hoşuna gitmediğini düşünüyorum. Ki bunu da biz hem zabıtayla yapmış olduğumuz görüşleri hem emniyet ve jandarmayla yapmış olduğumuz ortak çalışmayla şu an bunu da yasakladık. Yani mümkün olduğu kadar bizim yani bunların bu şekilde bir faaliyetin içerisine girmesini de yasakladık. Bunlar böyle bir şeyi de yapmasını istemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim yani ben tabii bunlar... O arada çok kötü günler yaşadılar. Hiçbir millet, hiçbir vatandaş kendi ülkesini terk edip başka bir ülkeye gitmek istemez diye düşünüyorum. Evet. Yani kendi ülkelerinin başkanları, kendi ülkelerinin efendim devlet başkanları bu insanların üzerine bomba yağdırdılar. Yani bu insanları büyük bir kısmını da öldürdüler. Kiminin babası ölmüş orada, kimisinin işte efendim annesi, kiminin abisi, kimisinin dayısı. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Yani bu insanlar buraya gelmişler ve bizlere sığınmışlar. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle birlikte Adana'da aynen geçerli bu iş. Kapılarını açmışlar, gönüllerini açmışlar, iş yerlerini açmışlar bu insanlara. Bu insanların bu ülkede, kendi ülkelerinde barış sağlanana kadar bizim ülkemizde kalacaklar. İnşallah kısmet olursa. Bir örnek vereyim. Mesela geçen yıl bizim Nariyenci'deki özellikle çok büyük Nariyenci'ciler beni ziyaret ettiler. Sayın Valim, biz bu Nariyenci'yi toplamakta ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. İşçi bulamıyoruz, tarım işçisi bulamıyoruz. Bize bu konuda acaba yardımcı olabilir misiniz? Bu Nariyenci'miz dalda kalmasın, kurumasın, bozulmasın, küflenmesin. Biz hemen mesela bizim hem tarım müdürünü aradım hem bizim Sarıçam kaymakamımızı aradım. Sarıçam'da biliyorsunuz 35 bin kişilik bir konteyner kentimiz var. Evet. Orada zaten o insanlara biz yaklaşık 2-3 yıldan beri tarım nasıl yapılır, budama nasıl yapılır, efendim Narenciye veyahut da bir işte meyve nasıl toplanır, nasıl paketlenir bu konuda hizmetçi eğitim programları verdik. Hatta orada hem bizim 600 dönüme yakın bir açık alanda zeytinliklerimiz var, meyve ağaçları var. Mesela nasıl budama yapılır? Onlara bunu öğrettik. Aynı zamanda da bizim 60 dönüme yakında bir seramız var. O serada mesela bizim yetiştirdiğimiz ürünleri onlarla birlikte yapıyoruz. Bizim tarım müdürlüğümüzdeki çalışan elemanlarımız, teknik elemanlarımız, uzmanlarımız oraya gittiler. O insanlara seracılığın nasıl yapılacağı konusunda hizmetçi eğitim programı ve oradaki insanların büyük bir kısmı da seracılığın nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Amacımız şurada, iki tane amacımız var. Birincisi bu insanlar kendi ülkelerine döndükleri zaman hiç olmazsa bir meslekleri olsun dedik. Ve o meslekleri icra ettiklerinde de ülkemizi hatırlasınlar, insanlarımızı hatırlasınlar, Adana'yı hatırlasınlar. Ya ben bu mesleği Adana'ya gittiğimde bu mesleği Adana'da öğrenmiştim bu seracılığı desinler. Yani kafalarında bir Adana algısı oluşsun dedik. İkinci bir şey de eğer bu ülkede kalacaklarsa hiç olmazsa bir meslekleri olsun dedik yani. Kalifiye eleman yetiştiriyoruz tabii, diyebiliriz. Çok ciddi anlamda. Özetle. Artı Dünya Gıda Örgütü'yle de ilgili
yapmış olduğumuz bir çalışma var. Orada da mesela tarım nasıl yapılır bu konuda Tarım Müdürlüğümüzün Dünya Gıda Örgütü ile birlikte yapmış olduğu bir çalışma var. Hem kendi vatandaşlarımıza veriyoruz bu çalışmaları, bu hizmetçi eğitim programlarını, hem de bu Suriyelilere de veriyoruz. Yani bu yönüyle de tarımda özellikle çok ciddi anlamda bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Ekonomiye bir katkılarının olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama zaman zaman ufak tefek problemler her yerde oluyor. Yani bizim kendi aramızda da oluyor. Bunlarla da olması doğru olabilir. Ama çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani %1 bile dahi değil. Toplam ne kadar Suriyeli vatandaşı biz şu an bizim kayıtlarımıza göre yaklaşık 200 bin civarında kayıtlarımıza göre var. Ama Adana'da. Daha Adana'da evet. Yani evet. Adana'nın genelinde yani. Hı hı. Ha belki biraz daha bunun üzerinde de olabilir. Yani kayıt almadığımız zaman zaman işte diğer illerden de bizim ilimize giriş çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli bizim polis noktalarında denetim yapıyoruz. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Bizim gözümüzden kaçmış olanlar da olabilir. Zaten bizim yakaladıklarımızı getiriyoruz. Hemen kayıt yapıyoruz, kaydını alıyoruz. Ondan sonra ya eski yere gönderiyoruz, kendi ülkelerine gönderiyoruz veyahut da geldiğiyle, izinsiz geldiği için geldiğiyle gönderiyoruz. Hemen trafik demişken ben de çok tanık oluyorum. Kentin birçok yerinde polis ekiplerimiz var, kontrol noktalarımız evet. var. Bunlar bizim de gözümüzden kaçmıyor açıkçası. Evet. Güzel çalışmalar. Şimdi az önce çok güzel bir konuya daha değindiniz. Zeytinciliğe değindiniz. Evet, Adana tarım dendiği zaman beyaz altını pamukla geliyor, narenciyle geliyor ama şimdi narenciyeden sonra, pamuktan sonra bir de zeytincilik anlamında da ilerledik. Zeytincilik olarak daha ne kadar büyüyebiliriz? Zeytinciliğin Adana'ya katkısı nedir? Yeterince biz bunu üretebiliyor muyuz? Daha da üretimi artıracak mıyız? Şimdi tabii zeytini yani... Sonradan çünkü keşfedildi zeytincilik Adana'da. Önemli olan bunları yaparken tabii planlama yapmak lazım. Doğru efendim. Şimdi yani bir örnek vereyim. Mesela bizim organize sanayi bölgemiz, Hacı Sabancı organize sanayi bölgemiz yıllarca gelişemedi yani. İşte oraya zeytin biliyorsunuz dikildiği için, zeytin kanuna takıldığı için maalesef biz geliştiremedik. Ama şunu söyleyeyim, bir planlama yapılırsa, yani ne kadar ihtiyaç var mı ona göre bir bakılır. Ama özellikle tabii düz bir arazide zeytin dikmenin bir anlamı yok. Verimli topraklarda yapmaya gerek yok. Dağlık alanlarda bile dahi zeytini dikebiliyorsunuz. Taşlık bir yerde olsa bile dahi zeytin biraz arsızdır. Yani zeytin hakikaten çok verimli de olmakla beraber her yerde zeytini yetiştirebilme imkanımız var. Önemli olan orada iklimin müsait olması gerekir. Ki iklim burada da Çukurova'da da buna çok müsait. Zeytini her yerde dikme imkanımız var. Ama şu an tabii katma değeri en yüksek olan ürünlerden bir tanesi. Pamuğa ciddi anlamda bir yöneliş var. Ve inşallah bu yöneliş artar. Yani yine Adana eski günlerine, o beyaz altın dediğimiz günlerine tekrar geri döner. Son iki yıldan beri özellikle son bu yılda çok ciddi anlamda üretimde, verimde ve alanda ciddi bir artış oldu. İnşallah bu artış devam eder diye düşünüyorum yani. İnşallah biz de eski Adana'ya kavuşmayı arzu ediyoruz canı gönülden. Peki siz vatandaşla çok iç içesiniz. Sosyal medyadan da takip ediyorum ben sizi. Sürekli muhtarlarımızla bir araya geliyorsunuz. Evet. Çok kısa sürelerde toplantılar düzenliyorsunuz. Hı-hı. Onlarla çok birebir iç içesiniz. Hı-hı. Vatandaşla keza yine öyle şikayetleri dinliyorsunuz. Çok sevilen de bir valisiniz aslında. Çok onlarla iç içe olduğunuzdan dolayı. Peki size şöyle bir soru yönelsem. Desem ki gözlemlediğiniz kadarıyla Adana'nın temel sorunu nedir? Tabii Adana'nın yani sorunları tabii var yani. Her yerde gelişen, büyüyen her ilde tabii problemler ve sorunlar olur. Tabii Adana'nın en büyük dezavantajı biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgesinin açılan ilk kapısı olması. Bereketli arazilerinin, topraklarının olması ve Orta Doğu'ya çok yakın bir il olması. Bunlar tabii Adana'nın hep böyle hem avantajları hem dezavantajları. Evet. Yani inşallah kısmet olursa yarın bir gün özellikle dediğimiz o Orta Doğu bölgesinde huzur hakim olursa mesela en avantajlı ilde biz olacağız. Onlara en fazla ihracatı biz yapacağız. Onlardan en fazla misafiri biz kabul edeceğiz. Turizm açısından en fazla turist bize gelecek. Sağlık turizmi açısından en iyi bu işi değerlendirecek olan il yine Adana olacak. Ama şunu söyleyeyim yani tabii Adana'nın ben tabii eğitimle ilgili problemleri çözüyoruz. Hı-hı. Allah kısmet ederse gelecek yıl tahmin ediyorum biz tekli eğitime çok rahat bir şekilde geçeceğiz.
yani yapmış olduğumuz okulların devam eden inşaatları bitmesi halinde Adana'nın eğitim açısından çok rahatlayacağını düşünüyorum. Ben mesela Adana'ya ilk geldiğimde şunu söyleyeyim size. Vatandaşımızın bize söylediği en büyük problem birinci sırada enerji geliyordu. Yani elektrik kesintileri geliyordu. Ben şu an tahmin ediyorum, şu an bu elektrik kesintileri hem vatandaşlarımızın duyarlılığı hem de bizlerin duyarlılığı sayesinde artık bu çok yerlerde kaldı yani. En fazla şikayet mesela mahallelere gidiyordum. Muhtarlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde mesela sokak aydınlatmalarda bile daha ciddi problemimiz vardı. Ama bunları Adana hep geride bıraktı yani. Artık bakıyorsunuz enerji açıktan da gitmiyor. Yer altına veriyorsunuz. Seyhan'da olsun, Yüreğir'de olsun, diğer Çukurova'da olsun. Bunları geride bıraktık. Uyuşturucu bizim bir problemimizdi, bir malumunuz biliyorsunuz. Evet. Terör bizim açımızdan bir problemdi. Ama bizim Güney Adana Kalkınma Programı ile birlikte o vatandaşlarla yapmış olduğumuz 43 tane proje vardı o bölgede biliyorsunuz. O 40 tane projeyi uygulamaya başladık ve uygulaması da hala devam ediyor. Ve yeni projeler de inşallah kısmet olursa buna eklenecek. Bizim burada amacımız o insanlara dokunmaktı. Yani gönüllerine dokunmaktı. Bu gönüllerine bizim vatandaşlarımıza dokunduktan sonra artık orada hem terörle ilgili problemimiz düştü hem de uyuşturucu ile ilgili çok ciddi anlamda bu rakamlar aşağı doğru inmeye başladı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Son bir yılda yaklaşık 740 tane uyuşturucu satıcısını biz cezaevine göndermişiz. Şu an yaklaşık 1400 tane uyuşturucu satıcısı içeride cezaevinde. Bugün. Ama bu yıl 740 kişiyi cezaevine göndermişiz, uyuşturucu satıcısını. Ama bugüne kadar cezaevinde 1400 kişi yaklaşık var. Bu ne demektir? Demek ki 1400 kişiyi biz sağdan çekmişiz. Siz bunu yapamazsınız kardeşim demişiz. Peki bu kadar çok olmasının sebebi ne size göre? Ya tabii ki yani biz bir taraftan arzı kırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan talebi azaltmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten hem bizim 6 tane yerimizde, şehrimizin hem girişlerinde hem çıkışlarında malumunuz polis noktalarımız var. Evet. Çok ciddi etkili oluyor bunlar yani. Orada çok ciddi anlamda hem uyuşturucuyla mücadelede çok ciddi anlamda arzın kısılmasında ciddi bir etkisi oluyor. Arama noktalarında hem de terör konusunda çok ciddi bir katkısı oluyor. Yani biz artık özellikle o bölgelerde olsun, diğer bölgelerde olsun şok uygulamalar yapıyoruz. Trafik uygulamalar yapıyoruz. Yani bu arzla talebin yan yana gelmesini istemiyoruz biz. Biz sınıra da çok yakın bir il olduğumuz için de bunun çok etkisi var mı acaba? Ya onda biliyorsunuz bir gidiş ve geliş güzergahındayız yani biz. Evet. Yani Adana'nın hakikaten bulunmuş olduğu jeopolitik konumu çok farklı yani. Yani hem doğudan batıya, batıdan doğuya efendim ve Orta Doğu'ya gidiyorsunuz. Mesela burada çok önemli bir güzergahtasınız. Bu önemli bir şey. Ama dediğim gibi bu terör konusunda da bizim tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Uyuşturucu konusunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Yani emniyeti arayabilirler, jandarmayı arayabilirler. Veyahut da işte efendim özellikle 112'yi artık biliyorsunuz acil. Yani hemen arayabilirler artık faaliyete geçti. Bizim amacımız o bölgedeki insanlarımıza problemlerini çözmek. Hakikaten de bu konuda ciddi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Adana'nın belki uzun zamandan beri gidilmesi gereken bu problemleri çözüyoruz. Hı hı. Yani artık polisin girmediği veyahut da benim girmediğim bir sokak ve cadde yok. Şimdi geçtiğimiz yer, pardon. Aileleri ziyarete gidiyorum mesela. Başsağlığını ziyaret ediyoruz veyahut hasta varsa hastayı ziyaret ediyoruz. Bu bir yakınlaşma sağlıyor. Devletle vatandaş arasındaki o mesafeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Muhtarlarla yapmış olduğumuz biliyorsunuz muhtarlar bizim vatandaşlarımızın ilk kapısıdır. İlk görüşme kapılarıdır. Evet. İlk muhtarları ziyaret ederler. Onun için muhtarlarla da diyaloglarım çok iyi. Ben bir de artık bir muhtar oğlu olduğum için muhtarlarla yani daha iyi kaynaşabiliyorum. Onun için muhtarlar ve vatandaşlarımızın taleplerini ve isteklerini gidip yerinde görüyoruz. Sıkıntıları yerinde inceliyoruz. O zaman problemi zaten çözme hedefimiz çok daha büyüyor, çok daha hızlanıyor. Ve problemlerin büyük bir kısmını gittiğimizde o mahallede çözüyoruz. Bir telefonda daire müdürüne talimat veriyoruz. Veyahut da o kurumun başındakilerine talimat veriyoruz. Ve o problemi çözüyoruz. Ya bunu yaparken sağ olsun tabii yerel yönetimlerle bazen problemler oluyor. Onlarla da sağ olsun görüşüyoruz. Onlar da bu problemlerin çözmesi konusunda irade ortaya koyuyorlar. Onun için ben inanıyorum yani Adana'nın yakın bir gelecekte çok ciddi anlamda problemlerimizi çözeceğini düşünüyorum.
Tabii bizim bu yani özellikle birkaç proje daha var. O projelerden de bahsetmekte fayda var. İsterseniz kısa bir reklama gidelim. Reklamdan peki. Sonra da o peki. Projeleri alalım. Tamam. Şimdi dediniz ya biz gittiğimiz yerde sorunu çözüyoruz mahallelere. Orada şöyle de bir geçmişten gelen bir sorunumuz vardı. Siz aslında sizinle beraber o da kalktı. Siyasetçilerimizle bürokratlarımız arasında bir iletişim kurma eksikliği vardı önceden. Hı. Dolayısıyla Adana neden geride kaldı dediğimizde temel sorunlardan biri de buydu aslında. Biz basın sektörü olarak her zaman bunu dile getirdik. Her zaman dedik ki bürokratlarla siyasetçilerimiz iletişimlerini güzel tutarlarsa bu kent daha güzel noktalara gelecek. Hı. Nihayet biz o noktayı yakaladık. Şu an o noktadayız. Bundan sonra da gelişmeye gideceğiz. Az sonra o projelere değineceğiz ama kısa bir reklam vereceğiz reklamlardan sonra. Peki, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'la kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, Kente Bakış tüm hızıyla devam ediyor. Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'la programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Demirtaş, Adana'nın birçok sorununa programımızın birinci bölümünde değindik. Fakat güzel olan yanları var. Birçok çalışma, proje ard arda gelecek. Adana'ya ciddi yatırımlar gelecek. Bunlardan bir tanesi de Ceyhan'da işte enerji ihtisas bölgesi kuruluyor. Bunun beraberinde farklı projeleriniz de var. Doğru. Neler olacak? Adana'da ne gibi sürprizler bizi bekliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Adana'da biz geldikten sonra 4 tane organize sanayi bölgesi kurduk. 4 tane de küçük sanayi sitesi kurduk. Bu küçük sanayi sitesinde birkaç tane daha ilave yapmayı düşünüyoruz. Biraz önce o bahsetmiş olduğunuz Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi hakikaten Adana için de olsun, bölge açısından da olsun, Türkiye açısından da çok büyük bir yatırım yani. 2007 yılında Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmiş. Daha önceki yapılan imar çalışmalarından dolayı hakikaten ciddi sıkıntılar yaşanmış. Ama çok şükür şu anki gelmiş olduğumuz noktada 2 yıldan beri çok ciddi anlamda bir mücadele veriyoruz. Her gün hemen hemen bu konularla ilgileniyoruz. Tabii Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da çok ciddi anlamda ilgileniyor. Personel hemen hemen her hafta burada. Kamulaştırma problemimiz kaldı bizim sadece orada. 24 tane parselimiz kaldı. 90 parselden 24 tane parselimiz kaldı. Eğer bu 24 tane parselimizde kamulaştırmasını bitirirsek bizim artık hiçbir problemimiz kalmıyor. Orada birincisi jeolojik etüdünü sağ olsun sivil toplum örgütü, Adana'nın sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek yani güçlerini birleştirerek biz onların mali destekleriyle jeolojik etüdünü bitirdik. İnşallah kısmet olursa yakın bir zamanda artık biz orada imar çalışmalarına başlayacağız. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız en son Cezayir'e yapmış olduğu ziyaretinde 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılacağı söylenmişti Ceyhan'a. İşte bu yatırım inşallah kısmet olursa buraya yapılacak. Geçen Cezayir'in firmaları geldi buraya, genel müdürleri geldiler. Burada Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi'nde bir araştırma, bir inceleme yaptık. Sahada bir çalışma yaptık. O çalışmada alanı beğendiler. Çok hoşlarına gitti yani inşallah. Tahmin ediyorum yakın bir zamanda bu görüşmelerimiz tekrar devam edecek. Yani artık Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi faaliyete geçebileceğini tahmin ediyorum. Büyük yatırımlarla bu hem ülkemizin önünü açacak, hem katma değeri çok yüksek olan ürünler üreteceğiz, hem de aynı zamanda çok ciddi anlamda bir istihdam kapısı olacak. Yani bizim o bölgede artık hiçbir vatandaşımız işsiz kalmayacak. Bu bizim açımızdan çok önemli. Yine Ceyhan'da bir büyük bir yatırımımız daha var.
Malumunuz Cihan'la Hatay arasında bir sınır problemi vardı. Evet. O sınır probleminde yakın bir geçmişte çok şükür o problemi hem bizim Ömer Bakanımız, Jülde Bakanımız, ondan sonra İçişleri Bakanımız ve Bilim Sanat ve Teknoloji Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, her iki vilayeti Ankara'da yapmış olduğumuz toplantıda o problemi çözdük. Yaklaşık 4000 dekara yakın bir alanı tekrar biz Cihan'a kazandırdık. Cihan'ın zaten daha önce orada bir küçük organize sanayi vardı. Yani bir organize sanayi bölgesi, karma organize sanayi bölgesi vardı. Biz oranın imar plan çalışmalarını bitirdik. 1200 dönüm civarında bir yer burası. Buna ilave olarak bir 4000 dönümlük bir daha bir genişleme alanı belirledik. Onu da bakanlığa gönderdik. Yakın bir gelecekte inşallah gelecekler. O 4000 dönüm büyüklüğündeki yer tespitini yapacağız. Onun da imar çalışmalarına başlayacağız. Ama bu 1200 dönümün imar çalışmaları bitti. Şimdi altyapı hizmetlerine başlayacağız. İşte onun projelerini hazırlıyoruz. Oraya su gelecek, işte efendim doğalgaz gelecek, elektriği gelecek. Ondan sonra oranın parselasyonunu yapacağız. Tahmin ediyorum biz inşallah bu yılın sonlarına doğru oranın parsellerini dağıtacağız. Çok ciddi anlamda bir talep var. Yani 165 tane firma bize müracaat etmiş. Bize burada arazi verin, biz burada yatırım yapacağız diye. Buranın da hem üretime ciddi bir katkısında olacağını düşünüyorum. Hem de istihdama çok ciddi bir katkısında olacağını düşünüyorum. Adana istihdamına, Ceyhan'daki istihdama, işte efendim Yumurtalık'taki istihdama ciddi bir katkısında olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da yine biz Adana'da, merkezde gıda iktisat sosyetesi kurduk. Bunun da imar çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nden geçirdik. İnşallah kısmet olsa imar uygulama planlarına başlayacağız. Yine hemen gıda OSB'nin hemen yanı başında Mahruh Kaçlar Küçük Sanayi Sitesi'ni kurduk. Özellikle Adana'nın çeşitli yerlerinde biliyorsunuz her yerde bu çimento satanlar, demir satanlar, hı hı, efendim egzozcular, şunlar bunlar gibi şeyler var. Artık bunları Adana'dan çıkarmamız lazım. Yani yerleşim yerlerinden çıkarmamız lazım. Adana'yı yeniden planlamamız lazım. Onun için onları da Mahruh Kaçlar sitesine göndereceğiz. Ve yine Mahruh Kaçlar sitesinin hemen yanında da bir mobilyacılar sitesi kurduk. Oranın da imar çalışmalarını sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nden geçirdik. 1/5 binlikler ve binlikler bitti. İnşallah uygulama imar planlarına başlayacağız. Bir taraftan bunların aynı zamanda hazine arazilerinin satışını gerçekleştireceğiz. Kamulaştırmalar başlayacak. Ama orada bir şey daha yaptık. Hemen yanı başında bir 13 bin dekar büyüklüğünde de şu anki mevcut olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı ilan ettik bir yeri de. Burası da yaklaşık 13 bin dekar büyüklüğünde bir alan. Burada da kamulaştırma çalışmaları başladı. İmar çalışmaları bitti. 1/5 binlik ve 1/1 binlikleri bitti. İnşallah kısmet olursa kamulaştırma işlemlerine başladık. YÜKOP tarafından işlemeler başlandı. Ama burada yaptığımız çok önemli bir şey var. Burada tüm vatandaşlarımız, özellikle Adanalı hemşehrilerimizin bunu bilmesi lazım. Sanayicilerimizin bilmesi lazım. Orada hazine arazileri vardı biliyorsunuz, malumunuz. Orada vatandaşlarımız uzun bir süreden beri o hazine arazilerini ekip biçiyorlardı. Biz buraların ve meclisten de bir kanun çıkmıştı yani bu konuyla ilgili. Buranın işte işletenlere kiralanmasıyla ilgili bunu o kapsamı dışarıda çıkardık yani. Oradaki bu sanayi sitelerinin tamamını satışını durdurduk, kiralanmasını durdurduk. Doğrudan bizim o küçük sanayi sitelerine ve organize sanayiye satışını gerçekleştireceğiz. Böylelikle daha ucuz fiyata bizim vatandaşımız hazine arazilerini elde etmiş olacak yani. Şimdi geçtiğimiz günlerde programımızda Kente Bakış'ta yine kent için önemli isimlerden biri olan değerli avukat Mustafa Topaloğlu hocamızı biz programda ağırladık. Maden hukukuyla çok ilgileniyor. Bununla ilgili hem yurt dışında hem de Adana'da üniversitelerde ders veren bir hocamız, kıymetli bir hocamız. Dedi ki kendisi Adana maden yatakları bakımından zengin bir ildir dedi. Ve Türkiye'deki %90 boru biz Adana'da, hı-hı, temin ediyoruz. Adana, doğru, maden bakımından da Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, doğru, illerden biridir dedi. Hı-hı. Fakat şimdi maden demişken Sayın Demirtaş, şimdi burada Ceyhan'daki bu bahsettiğimiz enerji istihsas bölgesi kurulurken, peki burada maden ne olacak? Maden ocakları, bunların ruhsatları ne olacak? Bununla ilgili bir sıkıntı yok, hayır, var. Yok, hayır. Orada zaten maden yok. Orada hiç maden yok. Hatta mesela orada orman alanları var. Evet. Yaklaşık bir 3000 dekar civarında büyüklüğünde, yanlış hatırlamıyorsam, bir orman alanı var. Yine orman kanununda
hükümetimizin çok ciddi anlamda reform diyebileceğimiz bir değişiklik yani, yaptı. Madenle ilgili bir sıkıntı, hiçbir sıkıntı yok. Hayır. Bir sıkıntı hatta ormanlarla ilgili, ormanla ilgili bizim bir sıkıntımız vardı. Şu an kanunda bir değişiklik yapıldı. Hı hı. Bu orman alanlarını hazine arazilerine takasıyla ilgili bir reform niteliğinde biz hakikaten çok ciddi anlamda bir değişiklik yapıldı. Oradaki mesela düşünebiliyor musunuz? Biz Cihan Enerji İhtisas Bölgesi'nin içerisindeki kalan ormanı biz ta efendim Tufan Bey'de ve Sayın Bey'deki bir hazine arasıyla takas yapacağız ve orayı da yatırıma dönüştüreceğiz. Peki. Bu çok önemli bir gelişme yani. Şimdi termik santraller deyince... Yani madenlerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şu an madenlerimizde hakikaten çok ciddi anlamda çalışmalar var. Hı hı. Ocaklar çok iyi çalışıyor. Hatta bizim geçen Aladağ'daki madenlerle ilgili bir toplantı yaptık. Enerji problemleri varmış. Hem enerji sahanı çağırdık, hem bizim ticaret odası başkanımız, hem o madeni çıkaran tarafları çağırdık. Oradaki enerji problemlerini daha çözdük. İnşallah yakın bir zamanda oradaki enerji alanları, hatları bile dahi değişiklik yapılacak yani. Şimdi kömür bakımından da üretim, hı hı, yapılabilecek bir il Adana. Kömür yataklarımız, doğru, da var ama biz yine de enerji kullanırken kömür çok kullanıyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Bunu kendi kömürümüzü çıkartarak geride bırakabilir miyiz? Ya tabii ki yani. Dolar çıktıkça şu an, kömür yani fiyatları mümkün olduğu da çıkıyor. Kadar, şu an mesela bizim yurt dışından hiç kömür ithalatı yapmıyoruz. Alanya'ya gelen kömürleri, özellikle fakir vatandaşlarımıza dağıtmış olduğumuz kömürler tamamen yerli kömürler. O yerli kömürleri getiriyoruz ve dağıtıyoruz hakikaten. Yani vatandaşımıza huzur içerisinde dağıtabiliyoruz. Yani bir problem yok yani. Peki. Hemen ben termik santrallerden de bir sıkıntımız vardı. Onu da dile getirmek istiyorum sizi bulmuşken. İşte biliyorsunuz Yumurtalık'ta Su Gözü termik santrali, hı, vardı. Oradaki vatandaş bundan çok muzdaripti. Hayvanların sakat doğduğunu, kanserlerin son zamanlarda giderek arttığını gibi gibi şikayetlerde narenciyelerin çürüdüğünü söylüyorlardı. Hı. Bu anlamda önlem olarak neler yaptınız? Ne gibi tedbirler var şu ya, an? Tabii vatandaşın bu anlamda bir sıkıntısı var biliyorsunuz. Şimdi şöyle, teknoloji değişti artık. Yani artık eski teknoloji yok. Yani bakıyorsunuz bir şey üretiyorsunuz, o çevreye karşı çok bakıyorsunuz, o üretici firma bile dahi sizden çok daha duyarlı çıkıyor. Yani ÇED raporu alınmadan zaten burada bu üretimin yapılması mümkün değildir. ÇED raporu da niye alınır? Çevreye karşı eğer bir zarar verecekse ona bu konuda izin verilmez yani. Ben yani arkadaşlarımızla zaten bu konuyu biz de görüştük. Hem bakanlığın yetkilileriyle görüştük, hem bizim buradaki çevre müdürlüğündeki yetkilileriyle görüştük. ÇED raporunu yani sıkıntılı olmuş olsaydı zaten bu ÇED raporunu vermezdik yani. Şu an ÇED raporuna göre burada bu faaliyetin icra edilmesinde hiçbir sakınca yok. Bizim vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, müsterih olsunlar. Hem kendilerine hem de efendim çevrelerine, bitkilerimize, hayvanlarımıza hiçbir zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bu teknoloji artık değişti yani. Evet. Değişti. Yani bu teknolojinin değişimiyle birlikte yeni üretim alanları, üretim alanları bu teknolojiye göre uyarlandığı için ve birinci öncelikle çevre. Yani bu konuda çok daha duyarlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizim çevremize bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Sayın Valim, şimdi Adana deyince tabii tarihiyle de çok zengin bir kent. Yüzyıllar boyu birçok tarihe ev sahipliği yaptı. Bununla ilgili çalışmalar var. Hı hı. İşte Tepebağ gibi biliyorsunuz çok değerli bir yer. Ne zaman turizme açılacak? Hı hı. Geçmişi çok zengin bir tarihe dayalı. Yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişimiz var. İşte 2500 yıllık tarihi olan bir taş köprümüz var. Hala Tepebağ'da kazı çalışmalarında tarihi kalıntılar çıkıyor. 2000-3000 yıllık, hı, kalıntılar çıkıyor. Turizme ne zaman açılacak? Hı. Oradaki tarihi çalışmalar ne zaman vatandaşla buluşacak? İşte yani Tepebağ'da hakikaten bir ciddi anlamda bir tarih var. Evet. Biz mesela hem YÜKOP olarak hem de belediyelerimiz çok ciddi anlamda bir restorasyon çalışmasına başladılar. Mesela biz Tepebağ'daki bir ortaokulumuz vardı. Hepiniz de çok daha iyi bilirsiniz. O okulun restorasyonunu yapmaya başladık. Bitmek üzere bir tanesi. Diğerinde inşallah kısmet olursa gelecek yılın böyle Nisan ayında biteceğini tahmin ediyorum. Yine Kurtuluş İlkokulu var. Çok eskiden Kurtuluş İlkokulu olarak kullanılmış. Onun restorasyonuna başladık. Bir taraftan onun çalışmalarına devam ediyoruz. Bir taraftan
Kozan'da yapmış olduğumuz bir takım restorasyon çalışmalarımız var. Orada da devam ediyoruz. Yine Mahmut Paşa Konağı var, belki biliyorsunuz, daha önce ordu evi olarak kullanılmış olan bir yerin şu an restorasyon çalışması yapılmadan önce onu projelendirmeye çalışıyoruz. Projelendireceğiz. Kurulan onayladıktan sonra onunla restorasyonuna başlayacağız. Yani, bildiğim kadarıyla Karataş'ta da bir çalışmamız var. Da bir çalışmamız var. Yine Misis'te bir çalışmamız var. Tabii Adana'daki tarih tabii çok eski bir tarih. Evet. Yani milattan önce 8000 yıllara kadar dayanan bir tarih. Bunu yani birdenbire ayağa kaldırmak o kadar kolay bir şey değil. Onun için bizim tabii bu çalışmaları yaparken bir taraftan onları vatandaşlarımıza kazandırırken bir taraftan tabii onları korumamız da gerekiyor. Hakikaten yani bizim Adana'ya yapmış olduğumuz en önemli yatırımlardan bir tanesi de belki de müze diye düşünüyorum. Adana Müzesi. Peki şu yeni an müze. Kent Müzesi son aşaması ne durumda? Şu an iki bölümü biliyorsunuz. Hem etnografya kısmı hem de mozaik kısmı biliyorsunuz bitti. Vatandaşlarımızın hizmetine çok rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Yani binlerce insan günde gelip ziyaret ediyor. Bizim okuldaki öğrencilerimiz hepsini inşallah bizim müzemizi gezdireceğiz. Diğer ikinci ve üçüncü bölümleri de şu an devam ediyor. İhalesi yapıldı. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah hem bir tarım müzesi de yapmayı düşünüyoruz orada. Onun da iyi gittiğini düşünüyorum. Bir sanayi müzesi ve bir de tarım müzesi yapılması düşünülüyor. Her ikisi de çok iyi gidiyor. İnşallah bunları da yakın bir zamanda bitirirsek orası Adana'nın ve Orta Doğu'nun ve bölgemizin, Türkiye'nin en büyük müzelerinden bir tanesi olacak. Hakikaten Adana için büyük bir değerdir diye düşünüyorum. Binlerce, yüz binlerce eser var. Onları geziyorsunuz, bitiremiyorsunuz bir günde. Bu kadar da zengin bir müzemiz var. Onun için tüm Adanalı hemşerilerimizi, bu kent müzesini, yeni müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Herkesin mutlaka buranı görmesini, burayı görmesini istiyoruz. İnşallah en yakın bir zamanda diğer bölümleri de bitirdikten sonra tahmin ediyorum çok daha güzel bir müzeye kavuşacağız yani. Burada tabii Ömer Bakanımızın çok ciddi bir katkısı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten milletvekillerimizin bu yatırımların yapılmasında çok ciddi katkıları var. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum yani. Şimdi ben bir Adanalı değilim ama bir Adana'yı bir Adanalı kadar en az seviyorum. Bu şehre hizmet ediyorum. Fakat dışarıdan olumsuz tepkiler geldiği zaman ben çok üzülüyorum Adana'yla ilgili. Fakat son zamanlarda festivaller şehri olduk biz. Dolayısıyla sanatımızla, festivallerimizle dile geldiğimizde mutlu oluyoruz ki bunların en son örneğini yakın zamanda yaşadık. Lezzet Festivali'ydi. Burada ikincisi düzenlendi. Bu sene geleneksel festivalimiz, Lezzet Festivali'mizin ikincisi gerçekleşti. Eminiz çok fazlaydı sizinle ekip arkadaşlarınızın. Bu festivale dışarıdan katılım çok fazlaydı. Yurt dışından da katılım çok fazlaydı. Dolayısıyla aslında gözlemlediğimizde festivalin detaylarını sizden rica edeceğim ama ben bir gazeteci olarak baktığımda biz bu festivalde hiç sorun yaşamadık. Diğer festivallerimize bakıyoruz, olay çıkmıyor. Ama biz nedense Adana dışına baktığımızda hep Adana böyle gündeme kötü olaylarıyla geldiğinde üzüntü duyuyoruz bu şehirde yaşayan vatandaş olarak. Hem bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. Hem de festival neler kattı? Bu festival nereden aklınıza geldi, Lezzet Festivali? Buyurun. Şimdi tabii bizim Adana'nın gündemini bizim belirlememiz lazım. Adanalıların belirlemesi lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Siz bu festivalleri hakikaten yaparsanız işte Adana'nın gündemini siz belirlersiniz. Yani dışarıda tabii Adana'nın hakikaten bizim de hoşumuza gitmeyen imajımız kötü farklı, maalesef. Farklı bir imaj var ama ben inanıyorum son birkaç yıldan beri bu imajı düzeltmeye çalışıyoruz. Ama şu bir gerçek, Adana'nın gerçek yüzü, gerçek imajı bu değil yani. Evet. Yani dışarıda anlatıldığı gibi değil. Adana çok daha farklı bir kent. Yani bereketli olmasının yanında hakikaten güler yüzlü insanları var, cana yakın insanları var, misafirperver insanları var, memleketini, milletini seven insanlar burada var. Yani Adana'yı bu şekilde aslında böyle bir imaja sahip olmamızdan dolayı da yani ben hakikaten çok üzülüyorum. Burada tabii bize çok şeyler düşüyor. Basınımıza, ulusal basınımıza olsun, yerel basınımıza çok şeyler düşüyor. Yani küçük şeyleri abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinde ufak tefek problemler oluyor. Ama bakıyorsunuz ondan hiç gündeme gelmiyor ama Adana'da ufak bir problem olduğu zaman maalesef bakıyorsunuz hemen gündeme geldiğini görüyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, festivallerle ilgili hakikaten siz bu reklama girmeden önce dediniz ki işte yani Adana artık ortak çalışma kültürü geliştirdi dediniz. Hakikaten biz yani burada
Yani siyasilerimizle olsun, yerel yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, işte efendim sivil toplum örgütlerimizle, evet, iş adamlarımızla hakikaten çok güzel bir şey ortaya koyduk. Yani Adana bir haftayı dolu dolu geçirdi. Tüm oteller efendim rezervasyonlar tamamen doluydu. İşte restoranlara bakıyorsunuz maşallah her taraf çok canlıydı. Yani bir taraftan kendi kültürümüzü yani gelen insanlarla paylaştık. Hem bir taraftan da aslında bizim de farkında varmadığımız, unutmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizi gün yüzüne çıkarmaya başladık. Çünkü bizim temamız da oydu. Yani gelenekselden ulusala bir temamız vardı bizim. Hakikaten bizim vatandaşlarımız bu potansiyeli burada gördüler. Çok zengin bir yemek kültürümüz var. Yani bizim bunu dünya insanlarıyla paylaşmamız lazım. Bakın, hem bir taraftan diyoruz ki bizim tarihi bir kent olduğumuzu söylüyoruz. Bir taraftan da diyoruz ki işte efendim turistin gelmesi lazım. Yani 2 milyon turist üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmaya göre turistlere soruluyor. Yani siz bir yeri tercih ettiğiniz zaman, gitmek istediğinizde ne sizin için önemlidir? Neyi hangi kriterlere dikkat alırsınız? Yemek lezzeti %88 diyor. Şimdi bizde böyle bir potansiyel varsa, en güzel, evet, yemekler bizde, en lezzetli yemekler bizde. O zaman biz bu yemek lezzetlerini de dikkate alarak bu turizm destinasyonuna çok rahat bir şekilde bu kültür turizmi de ekleyerek biz Adana'da turizmi canlandırabileceğimizi düşünüyorum. Yani sivil toplum örgütlerimizde, işte efendim turizm acenteleriyle, otellerimizle bir araya girip bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Hatta sağlık turizminde de biz gerçekten çok ciddi anlamda belli bir mesafe almışız. Çok kaliteli sağlık sağlık ünitelerimiz var. Biz de bunları canlandırarak, bunları efendim reklamını yaparak, bunları gündeme alarak çok rahat bir şekilde biz bu turizmi canlandırabileceğimizi düşünüyorum yani. Hı hı. Hemen sağlık turizmi demişken, eskiden Adana sadece bölgeye hitap ediyordu ama artık diğer ülkelerden, çok, sınır ülkelerden de gelenler, tabii, çok fazla, yurt dışından gelenler çok fazla. Çok artık fazla. Gerçekten sağlık turizmi adında da çok güzel, başarılı hekimlerimiz var. Zaten Balcalı Hastanemiz, işte çok yeni şehir yani hastanemiz, çok önemli, evet, işte yeni yapılacak olan devlet hastanelerimiz, evet, de inşallah buna katkı sunacaktır. İnşallah. Sağlık turizminde de çok iyi olduğumuzu düşünüyoruz, kesinlikle, açıkçası Adana, kesinlikle, olarak. Evet. Tabii eğitim önemli. Doğru. Fakat eğitim sadece şehirde değil, kırsalda da olmalı. Hı hı. Her çocuğun, her bireyin hakkı eğitim. Bununla ilgili de çok güzel iki çalışmanız oldu. Yumurtalık'ta ve Karataş'ta tarım işçilerine ve çocuklarına, hı, yönelik okul yaptınız. Doğru. Burada nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Oradaki o çocukların sevinci, o büyüklerin sevinci nasıldı? Biraz onların sevinçlerini paylaşalım isterseniz. Neler kazandırdı tarım işçilerine ve çocuklarına bu okullar? Evet, şimdi orada iki tane yaptık yani biz orada. Evet. İki tane bina yaptık orada. Hem ana sınıfı var hem de ilkokul birinci sınıfları aldık onları. Diğer sınıfları köydeki okullara götürüyoruz. Ama iki tane daha yapmayı düşünüyoruz o bölgede. Bu sefer bir tanesini okul yapmayı düşünüyoruz. Çünkü talep çok fazla, yani çok öğrenci var. Diğer köydeki sayı da, kapasite de çok dar olduğu için, küçük olduğu için yeni bir okul yapmayı düşünüyoruz. Ya oradaki çocuklarımızda amacımız şu: çocuklar çok küçük. Anneleriyle birlikte sabah erken kalkıyorlar, tarlalara gidiyorlar. Yani hakikaten çok yazık dedik. Biz bu çocukları, yani anneleri babaları çok rahat bir şekilde gözleri arkada kalmasın dedik. Oraya öğretmenlerimizi de görevlendirdik. Bir ana sınıfı açtık. Tüm çocuklarımız mesela şu an ana sınıfta. Ana sınıfında çok rahat bir şekilde bir takım etkinliklere de katılarak hem de o etkinliklerin kendi çocukların kişisel gelişimine de çok ciddi bir katkı sağlıyor. Biz bu çocuklar tarlaya gitmesinler dedik. Okula gitsinler, okullarda okusunlar dedik. Hem ilkokulu da açtık orada, hem de ana sınıfları da açtık. İnşallah iki tane daha faaliyetimiz olacak. Amacımız o çocuklar sabahın köründe annesiyle babasıyla birlikte kalkıp tarlaya gitmesin. Ama bununla birlikte de eğitimlerini sürdürsünler. İleride bir meslek sahibi bir de olacaklar. Artı annesinin, evet, babasının da gözü arkada kalmasın dedik yani. Ya benim çocuğum ne oldu acaba? Evde yatıyor mu, yatmıyor mu, çadırda kalıyor mu, kalmıyor mu? Hiç akıllarına gelmesin. Onlara biz daha iyi bakalım. Hem sağlıklarına dikkat ediyoruz, hem eğitimlerine dikkat ediyoruz. Kişisel gelişimlerine çok dikkat ediyoruz. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar bu bölgede. Evet, bu da çok güzel çalışmalarımızdan birkaçıydı. Ben özellikle bu konuyu atlamak istemedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü eğitim toplumun temel taşını oluşturur, temelini oluşturur daha doğrusu. Çok önemli.
önem yani. Eğitim temelimizdir bizim. Evet. Temel çok önemli. Peki yakın zamanda bakanlarımız art arda geldiler. Evet. Kentimizi ziyaret ettiler. Beraber istişarelerde bulundunuz. Kentle ilgili gerek ekonomisi olsun gerek sağlığı olsun. En son İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geldiğinde üzerinde durduğunuz, ağırlık verdiğiniz konulardan biri de programın başında biraz değindik ama ben bu konuyu biraz açalım istiyorum izniniz olursa. Uyuşturucu konusuydu. Bu Adana'mızın, sadece Adana'mızın değil, dünyanın aslında temel sorunu, Türkiye'nin temel sorunu. Ama biz kendi kentimize baktığımızda bu illetten nasıl kurtuluruz, nasıl mücadele ederiz diye bu konuda daha fazla istişare ettiniz. Bununla ilgili ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz? Daha detaylı anlatırsak. Şöyle söyleyeyim, yani tabii o yıl ya da o gün Türkiye'nin genelinde, illerde ve ilçelerde il ve ilçe uyuşturucu koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı. Hı hı. O gün de işte Sayın Bakanımız sağ olsunlar bizim Adana'mızı ziyaret ettiler ve kurula başkanlık yaptılar. Tabii burada amacımız sıfır uyuşturucu. Tek amacımız bu. Yani hiç İnşallah. hiç kimsenin uyuşturucuyu satamadığı, hiç kimsenin uyuşturucuyu kullanamadığı bir kent haline getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bu kolay mı? Tabii ki kolay değil ama zoru başaracağız. Önemli olan da budur yani. Elbette. Zoru başarabilirseniz, eğer problemleri ve sıkıntıları ortadan kalırsanız başarılısınız demektir yani. Ben inanıyorum. Bizim amacımız, yani iki şey bizim için burada önemli. Birincisi arzı kısmayı düşünüyoruz. Yani arzı kısmayı düşünüyoruz. İkinci talebi kesinlikle bitirmeyi düşünüyoruz. Yani hem talep olmayacak hem arz olmayacak. Yani tüketen de olmayacak, satacak adam da olmayacak. Hakikaten Adana'nın rakamlarına bakarsanız, biraz önce de söylemiştim, bugün yani 740 uyuşturucu satıcısını bugün cezaevine göndermişiz, tutuklamışız. Bugün hastanede, yani son bir yıl içerisinde, yani bu yıl içerisinde, şu an toplam rakama bakıyorum, 1400 civarında bizim vatandaşımız uyuşturucu satarken yakalanmış ve cezaevine göndermiş. Şu an cezaevinde. Bu ne demektir? Yani Türkiye'de, yani Adana'mızda bu insanlar burada artık satamayacak bir hale gelmişler. Bizim amacımız, esasında ilk amacımız bu insanlarımızı uyuşturucuyla tanıştırmamak. Evet. İlk hedefimiz bu. Yani onun için tedbirler alıyoruz. O bölgelerde çok ciddi anlamda güvenlik tedbirler alıyoruz. Okullarımızda, her okulumuzda biliyorsunuz güvenlik görevlimiz var, bir polisimiz var. Yani bizim vatandaşımız bu konularda müsterih olsunlar. Çocuklarını okula gönderirken böyle bir alışkanlıkla karşı karşıya kalabilirler mi? Veya tanışabilirler mi? Endişeleri olmasın. Eğer bir problemleri olursa o bizim okuldaki bulunan öğretmenlerimizle de görüşebilirler. Okul idarecileriyle görüşebilirler, polislerle görüşebilirler, polislerimizle görüşebilirler. Yani bu burada vatandaşa da çok şey düşüyor. Vatandaşın bu ihbar hattını çok iyi kullanması lazım. Evet. Çünkü bir vatandaş en az bir polis kadar, bir jandarma kadar, bir kamu görevlisi kadar duyarlı olması lazım. Ama ben bu duyarlılığı da görüyorum. Özellikle mesela bu mahallelerde yapmış olduğumuz gezilerde kadınlarımızın, annelerimizin çok duyarlı olduğunu görüyorum. Yani çocuklarının uyuşturucu kullanmaması için terör örgütlerine, illegal örgütlere gitmemeleri için, onlarla tanışmamaları için hakikaten çok ciddi anlamda bir çaba sarf ettiklerini görüyoruz. İnşallah tahmin ediyorum bu uyuşturucunun da kökünü kazıyana kadar bizim mücadelemiz devam edecek burada. Yani. Hı hı. Zaten Adana Emniyeti bu anlamda çok titiz çalışıyor. Biz de onları sizin aracılığınızla kutluyoruz. Başarılı çünkü göz ardı edilemez. Tabii. Adana Emniyetimizin tabii. Gerçekten. Tabii. Onlara da buradan sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii Adana büyük bir şehir olduğu için birçok kültürü de beraberinde getirdiği için bu tür sorunlar olacaktır. Önemli olan biz bu sorunları nasıl çözebiliriz, el ele nasıl verebiliriz? Kaldı ki giderek insanlarımız da her konuda daha da bilinçli diye düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok duyarlı, çok duyarlı. Biraz önce de söyledim mesela. Yani o mahallelerde yapmış olduğumuz gezilerde vatandaşlarımızın hakikaten konulara vakıf olduğunu görüyorsunuz. Vatandaş artık kendileri için çocuklarının ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Yani onlar da kendilerinin çocuklarının mutlu olmasını istiyorlar. Çocuklarının terör örgütüne efendim gitmesini istemiyorlar. Uyuşturucu kullanmasını istemiyorlar. Bu hakikaten bizim açımızdan çok önemli bir nokta. Yani bu niyetlerinin böyle olması bizleri o kadar mutlu ediyor ki bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ve çok vatandaşlarımızdan da çok ciddi anlamda ihbarlar alıyoruz. Ve vatandaşlarımızdan gelen bu ihbarları çok ciddi bir şekilde değerlendirilip hemen harekete geçiyoruz. Ve sonuç alıyoruz yani. Onun için ben bizim burada vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
duyarlı olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle uyuşturucu konusunda ve terör konusunda duyarlı olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Bizim işimizi kolaylaştırıyor ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz biz. Peki son olarak Adanalılara ne söylemek istersiniz? Süremizi doldurduk. Programın sonuna geldik. Yani önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. TİVA'ya çok teşekkür ediyorum. Yani böyle inşallah Adana'mızın problemlerini, sıkıntılarını dile getirebileceğimiz etkinliklerde inşallah bir daha gelebiliriz. Tüm Adanalı hemşehrilerime buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ve buradan açıkça söylüyorum ki hiçbir endişeleri olmasın. Biz Adana'da hem sorunlarımızın, problemlerimizin üzerine gidiyoruz. Problemlerle, sorunlarla yüz yüze gelmekten kesinlikle çekinmiyoruz. Onları çözmek için çok ciddi anlamda gayret gösteriyoruz. Bunları yerel yöneticilerimizle birlikte, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte üzerine gidiyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeter ki duyarlı olsunlar. Biraz önce konuşmuş olduğumuz konular üzerinde duyarlı olsunlar. Bizlere bu konuda kapımız her zaman açık. Yani 24 saat hem benim burası dairemiz hem de evimiz açık. Yeter ki vatandaşlarımız bize problemlerini dile getirsinler. Biz o problemleri çözmekten hiç kesinlikle geri adım atmayız ve kaçınmayız. Onun için ben tüm hemşehrilerimize buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de Kanal A ailesi olarak bugün bizi misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür efendim. Ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kente Bakış bir programın daha sonuna geldi. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte Adana Valiliğindeydik. Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'tan hem Adana gündemini konuştuk, sorunlarını hem de güzel projelerini değindik. Efendim haftaya yeniden Kente Bakış'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.